Arkadaşlar, bu soruda Karagöz oyununa ait bölümler aktarılmış ve alıntılar yapılmış. Bunların sıralanması istenmiş bizim tarafımızdan. Dikkat ederseniz arkadaşlar, ilk olarak Hacivat bir semayı okuyarak perdeye düşer. Dolayısıyla ilk olarak arkadaşlar 3 ile başlaması şarttır. Ardından arkadaşlar 3'ün ardından dikkat ederseniz Karagöz ve Hacivat'ın atışmaları tokat kısımlarından bunu rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Sırf bunlar bile bizim için yeterlidir. Hani muavere dediğimiz bölüm arkadaşlar, söyleşme karşılıklı olarak çene yarıştırma bölümü 4 gelmelidir ardından. Ardından arkadaşlar asıl oyun gelmesi gerekiyor. Asıl oyunu nasıl anlarız? Burada Hacivat ve Zenne, yani farklı bir karakter daha dahil oldu bu kısma. Oradan bu bir mantık yürüterek çıkartabilirsiniz. Bir gelmeli. Onun ardından da arkadaşlar dikkat ederseniz Hacivat yıktım perdeyi, eyledim viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen diyor. Ve en son Hacivat bir dahaki oyunda yakan elime geçerse vay haline diyor. Ve tabii ki seyirciden özür dileniyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde de bitiyor. Yani 3, 4, 1, 2 şeklinde olmalı. Cevabımız D olmalı arkadaşlar. Arkadaşlar, iki grup verilmiş. Birinci grupta bir takım özellikler verilmiş, karakteristik özellikler. İkinci grupta da Karagöz Hacivat'ta karşımıza çıkan tipler yer almakta. Okumamış cahil bir tip derken Karagöz karşımıza çıkıyor. Zengin ve miras yedi tip olarak Çelebi karşımıza çıkıyor. Kadın rolünü oynayan tip de arkadaşlar Zenne'dir. Pineklemekle hayat tüketen tip arkadaşlar burada Tiryaki diyebiliriz bu kısmı için örneğin. Öğrenim görmüş ve görgülü tip de Hacivat'tır. Dolayısıyla Tiryaki ikinci grupta yer almadığı için arkadaşlar cevabımız D olmalıdır. Arkadaşlar, bize bir parça verilmiş ve bu parçada 4 yerin boş bırakıldığını görüyoruz. Burada orta oyunu ve Karagöz karşılaştırması yapılmış. Tabii nedir? Baş tipler üzerine bu yapılmış. Şimdi en kilit noktadan başlıyorum. Karagöz oyunundaki baş kişilerden nokta nokta okumamış halkı temsil ederken okumamış halkı kim temsil ediyor? Karagöz arkadaşlar. Dolayısıyla B'yi ve D'yi siliyorum doğrudan. Hacivat orada yer aldığı için. Devam ediyoruz. Bu tip orta oyununda neyle temsil ediyor? Karagöz'ün temsilcisi nedir karşılığında? Ne yer almaktadır? Kavuklu yer almaktadır arkadaşlar. Kavuklu komik olan tiptir. Kavuklu arkası vardır hatta. Oradan o mantık üzerinden de gidebilirsiniz. Kavuklu arkası. Veya kavuk geleneği vardır değil mi? Orta oyununda İsmail Dümbüllü'den itibaren kavuk devredilmeye başlanır. Ve burada nedir? Komik olan asli unsurdur. Yani değerli olarak, daha üstün olarak komik tip görülür. Bu açıdan hani temsilen kavuğun olması açısından söylüyorum. Kavuklu diyebiliriz. Yani kısacası cevabımız arkadaşlar doğrudan ikinci şeyden itibaren, isimden itibaren ikinci boşluğu doldurmakla beraber A diyebiliriz. Çünkü burada bozuluyor. Hacivat arkadaşlar aydın tiplemesi Karagöz oyunundaki. Pi şeker de onun orta oyunundaki karşılığı. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır? 1'e baktığımızda arkadaşlar orta oyunu sahne olarak kabul edilen ve etrafı seyircilerle çevrilmiş bir alanda oynanır. Zaten orta oyunu denmesinin sebebi de budur, doğrudur. 2. Oyuncuların yeni dünya adını verdikleri oyun sahası herhangi bir yerde kolay bir şekilde hazırlanabilir. Arkadaşlar, oyun sahasına yeni dünya denmez. Oyun sahasına palanga denir. Bu nedenle burada palanga olmalıydı. Devam. 3. Seyircilerle oyun yeri kazıklarla bağlanmış iplerle ayrılır. Doğrudur. Seyircilerle oyuncular arasında bu düzeni sağlamak, disiplin sağlamak adına ipler yer almaktadır. 4. Oyunda dekor denebilecek iki nesneden biri ev olarak kullanılan ve palanga adı verilen paravandır. Bu paravana palanga denmez arkadaşlar. Yeni dünya denir. Burada da bu nedenle bilgi yanlışı vardır. Yani 2
ve 4'te bilgi yanlışı vardır. Cevabımız D olmalıdır. 5'e bakalım. İkincisi ise dükkan adı verilen iskemledir. Ve oyunların birçoğunda bu iki nesnenin oyunun akışında önemli işlevleri vardır denilmiş. Bu kısım doğrudur arkadaşlar. Cevabımız D olmalıdır. Arkadaşlar bir paragraf verilmiş bize ve bu paragrafta bir tiyatro türü, geleneksel bir tiyatro türü tanıtılmış. Baktığımızda parçamıza tek aktörlü, taklit ve karşılıklı konuşmaya dayalı geleneksel seyirlik oyunlardan olduğu belirtilmiş. Küçük bir sahnenin ardından önceden hazırladığı şekilleri iki eliyle oynatıyor. Yani kendisi görünmüyor demek ki. Burada özellikle gölge oyunu veya kukla olma ihtimali doğuyor. Dolayısıyla 3 tane seçeneği elemiş oluyoruz. Sahnenin üstündeki iplerle bu cisimleri hareket ettirir. İplerle hareket ettirmesi çok çok önemli arkadaşlar. Tabii ki bizi bu da kuklaya götürüyor. Yine de devam ettiğimizde oyunun baş kahramanları İbiş ve İhtiyardır denildiğinde arkadaşlar netleşiyor. Cevabımız bu nedenle kukla yani A seçeneği olmalıdır. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır denilmiş? Birinci maddemize bakalım arkadaşlar. Karagöz oyunundaki kişiler birer karakter özelliği gösterir denilmiş. Şimdi burada karakter özelliği göstermediğini ve tip özelliği gösterdiğini yani belli bir zümreyi temsil ettiğini ve tipik davranışlar sergilediğini oradaki kişilerin, kahramanların biliyoruz arkadaşlar. Bu nedenle burada bilgi yanlışı vardır bir de. İkiye bakalım. Karagöz oyununda ve orta oyununda oyunun iki baş kişisinin karşılıklı söyleştikleri bölüme fasıl denir denilmiş. Fasıl arkadaşlar ana bölümdür. Ana oyun veya asıl oyun denilebilir arkadaşlar burada. Asıl oyun. Ne olması gerekiyor peki? Burada fasıl yerine muhavere dediğimiz bölüm olması gerekir. Muhavere olması gerekirdi. Bu nedenle burada bilgi yanlışı vardır. 3'e bakalım. Oyunda perde gazeli, şarkı, türkü okuyup tef çalan yardak, hayalbazın en önemli yardımcısıdır. Doğrudur arkadaşlar. Yardak, hayalbaz dediğimiz o Türk gölge oyununu oynatan baş kişidir geri plandaki. Onun yardımcısı yardak. Devam edelim. 4. Karagöz oyunundaki birçok tipten biri olan ve ömrünü uyuklayarak ve tembelce geçiren kişiye tiryaki denir. Doğrudur arkadaşlar. Bu tiryaki tanımı. Dolayısıyla 1 ve 2'de yanlış vardır. Cevabımız C olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A'da orta oyunu için hayal oyununun perdeden yere indirilerek canlı kişilerle oynanmış hali denebilir. Doğrudur arkadaşlar. Orada Karagöz Hacivat vardır. Orada da Kavuklu Pişeker vardır. Karakteristik özelliklerine baktığımızda birebir olarak aynı olduğunu görürüz. B seçeneğine baktığımızda hayalbaz Karagöz oyununun ilk oynatıcısı kabul edildiğinden Karagöz oyununun oynandığı yere hayal meydanı denir. Arkadaşlar bu ifade kabul edilebilir bir ifade değildir. Yani bilgi yanlışı vardır daha doğrusu. Hayalbaz dediğimiz arkadaşlar ya da hayal meydanı ifadesi. Burada hayal meydanı yerine daha çok Şeyh Küşteri Meydanı ifadesi kullanılır. Birincisi onu söyleyelim. Bu perdeye ve oyunun oynandığı alana, o perde zemine yani. Bunun dışında hayalbaz ilk oynatıcı değildir arkadaşlar. Hayal sunan kişi anlamında kullanılır hayalbaz. Yani hayal kelimesiyle birebir bağlantılıdır. Bu yüzden bu ifadelerde yanlışlıklar vardır. Cevap B olmalıdır. C'ye baktığımızda orta oyunu, mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur. Doğrudur. D'ye baktığımızda meddah bir tiyatro eserindeki bütün şahısları kendisinde birleştirmiş bir oyuncu olarak nitelendirilebilir. Evet arkadaşlar meddah tek kişilik hani dev bir gösteri olarak nitelendirilebilir. Birçok tipi tek başına canlandırmaktadır. Doğrudur. E seçeneğine baktığımızda orta oyunu belli bir olay çevresinde örülmüş. Çalgı, şarkı, dans, taklit ve konuşmalardan oluşur. Doğrudur arkadaşlar. İşte Zen'ine girer devreye. İşte şarkılar söyleyebilir. Aynı şekilde diğer karakterlerle bir hırgür, kavga, dövüş, bir aksiyon sahnesi yani yaratılabilir. Bu şekilde doğrudur diyebiliriz. Cevabımız B olmalıdır. Arkadaşlar bize bir parça verilmiş ve bu parçada geleneksel tiyatro türü tanıtımı yapılmış. Özellikle kırsal kesimde diye başlanmış. Bu bizi zaten
Nereye götürüyor? Köye götürüyor. En önemli ipucumuz daha ilk kelimelerde verilmiş. Düğünlerde, uzun kış gecelerinde vakit geçirmek ve eğlenmek amacıyla sergiledikleri oyunlardır insanların, burada yaşayan insanların. Özel bir sahne ve dekor yoktur. Tamamen amatördür bu anlamda. Ve doğaçlama olarak gerçekleşir. Herhangi bir metne dayanmaz. Tabii ki arkadaşlar, köy sihirlik oyunlarından bahsediyoruz. Cevabımız A olmalıdır. Arkadaşlar, bu soruda geleneksel Türk tiyatrosu ile modern Türk tiyatrosunun karşılaştırması yapılmış. Hangisinde yanlışlık yapıldığı soruluyor. A seçeneğinde geleneksel Türk tiyatrosu için yazılı bir metin, yani senaryo yoktur. Tamamen doğaçlamadır. Doğru bir ifade. Modern Türk tiyatrosu için de yazılı bir metin, yani senaryo vardır denilmiş. Doğrudur. B seçeneğinde geleneksel Türk tiyatrosu için aydın çevrede ortaya çıkmış, bu kesime hitap etmiştir denilmiş. Arkadaşlar, burada tabii ki bir bilgi yanlışı vardır. Ne olması gerekiyor? Halk içerisinde ortaya çıkmış ve geliştirilmiştir diyebiliriz. Bu kabul edilebilir ama aydın çevresinde ifadesi kabul edilemez. Modern Türk tiyatrosu için de halk çevresinde ortaya çıkmış, bu çevreye hitap etmiştir denilmiş. Modern Türk tiyatrosu biraz daha farklı tabii. Batı'dan geldiğini biliyoruz. Yani halkın içinden çıkmak yerine biraz ithal bir mantık olduğunu ve örnek alınarak başlandığını söyleyebiliriz. Bu anlamda da bilgi eksikliği var ifadesini kullanabiliriz. Cevabımız arkadaşlar B olmalıdır bu nedenle. Arkadaşlar, bize bir cümle verilmiş ve bu cümlede 4 yer boş bırakılmış. Şimdi cümlemizi okuyalım ve beraber dolduralım. Orta oyununun oynandığı alana denilmiş. Nokta nokta alana. Yani nasıl alana? Arkadaşlar, yuvarlak alana. Yuvarlak, hani orta oyunu, o ortada oynanan oyun mantığında hayal ettiğinizde o alanın yuvarlak olduğunu biliyorsunuz. Yuvarlak alana ne deniyor arkadaşlar? Bu yuvarlak alana palanga deniyor. Palanga. Ve oyunun dekoru nokta nokta adı verilen bezsiz paravandan. Bezsiz paravan nedir bu? Arkadaşlar, bezsiz paravan dediğimiz, paravan dediğinizde hemen aklınıza Yeni Dünya gelsin arkadaşlar. Yeni Dünya paravandan ve nokta nokta adı verilen iki katlı kafesten, iki katlı kafes, katlı, dikkat edin arkadaşlar, nedir? Dükkan. Dükkan aklınıza gelsin bundan da. Kat ifadesi, kapalı bir alan ifadesi ve kat aklınıza geldiğinde, söylendiğinde dükkan aklınıza gelsin. Arkadaşlar, paravan denildiğinde Yeni Dünya, alan denildiğinde palanga. Dikkat edersiniz, zaten palanga nedir? Alan kelimesi kendi içinde gizli zaten. Hani şifreleme mantığıyla düşünebilirsiniz. Orta oyunu da şu mantıkla, hani yuvarlak, çevresinde seyirci var, ortada oynanıyor şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani biraz hayal gücünüzü çalıştırdığınızda daha uzun soluklu olarak aklınızda kalır arkadaşlar. Cevabımız A olmalıdır. Arkadaşlar, meddahla ilgili bir takım bilgiler verilmiş seçeneklerde. Bunlardan hangisinin yanlış olduğu soruluyor. Ağız ve şive taklitleri yapar denilebilir mi? Evet arkadaşlar, zaten meddahın diğer adı baktığımızda mukallittir. Yani taklit eden anlamında bir kelimedir arkadaşlar mukallit. Dolayısıyla taklit eder. Yani şive, ağız ya da işte insanların herhangi bir tipin taklitini gerçekleştirilebilir. Hikayede yer alan herkesi tek başına temsil eder. Meddah denildiğinde arkadaşlar dikkat edin, tek kişi aklımıza gelecek zaten. Tek kişi. Tek kişilik dev gösteri. Mantığımız bu. Ve bu tek kişilik dev göstericinin iki unsur var sadece. İki aksesuar var. Mendili ve sopası. Ve bunu değişik amaçlarla kullanır. İşte mendiliyle ağzını kapatır, bıyığını kapatır, kadın taklit yapar, başörtüsü gibi kafasına geçirir, koluna sarar, yaralı taklit yapar. İşte sopasını tüfek gibi kullanır, bir çöpçüyü taklit ederken süpürge gibi kullanır. Yani kullanır da kullanır arkadaşlar. Arttırabilir bunu. Doğrudur. Perdesi, sahnesi, dekoru olmayan bir ortamda icra edilir. Genellikle arkadaşlar nerede? Kahvehane gibi ortamlarda, işte köy odası gibi ortamlarda icra eder gösterisini meddah dediğimiz kişi. Yani burada hiçbir dekor yoktur, sahne yoktur. Bununla alakalı dediğimiz gibi tek dayanağı sopası ve mendilidir. Bitti. Ve tabii ki taklit yeteneğidir.
Bazen işte en fazla kahvehanedeyse biraz dikkat çekebilmek adına işte masanın üstüne çıkar. Hani ama onu da tabii ki yani bir dekor olarak kabul etmiyoruz. Onu sadece bir sahne mantığıyla belki düşünülebilir ama dediğimiz gibi yani bu da bir zorunluluk değildir. O sadece görünmek amacıyla onun üzerine çıkar. Yani gerçek bir sahnesi yoktur arkadaşlar. Okuma yazmanın yaygın olmadığı dönemlerde sadece halkı bilgilendirme amacıyla ortaya konur. Hayır arkadaşlar yani öyle bir bilgilendirme amacı üstlenmemiştir. Burada temel amaç eğlenceli vakit geçirtmektir arkadaşlar. Eğlenceli vakit geçirtmek. Onun amacı temelde budur. Ha, anlattıkları bir takım hikayelerden bir takım öğretiler, mesajlar verir. Karagöz Hacivat'ta da yapılıyor bu. Hedef bu mu peki? Hayır, bu değil. Eğlenceli vakit geçirtmek. Hani güldürürken düşündürmek belki söylenebilir. Bu nedenle cevap E olmalıdır arkadaşlar diyebiliriz.